Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz altıgen çanta yapılışını paylaşıyor olacağım. Yapılışı gayet kolay. 3 tane parça yapıyoruz. 2 tane altıgen parçamız var. Daha sonra kenar parçamızı bir bütün halinde yaparak buraya ilmek yürütme yaparak sabitliyoruz ve çanta formunu oluşturmuş oluyoruz. E, dikkat ettiyseniz altıgen parçamızda üst sıraya geçişlerimiz belli olmadan gayet güzel bir parça halinde öreceğiz. Daha doğrusu iki parça halinde örme işlemini tamamlayacağız. E, i̇pin yapısı gereği de gayet tok ve sert yapıda bir çanta çalışmış olduk. Esneme yapacağını düşünmüyorum. O yüzden astarlama yapmadım. Dilerseniz ağız kısmına bir tane çıt, çıt ile daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel. Orta boyutta bir çanta çalışmış olduk. buçuk yumak kullandım. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız 3 adet ip yeterli olacaktır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için yar Premium Reborn X Large ipini tercih ettim. Videonun sonunda ne kadar kullandığımdan bahsediyor olacağım. İpimden bahsetmek istiyorum. 200 gram 80 metre uzunluğunda 4-5 milim tığ numarası için uygundur diye belirtilmiş. Ben 4,5 numara tığ ile örgümün başlangıcını yapıyor olacağım. Yine ipi incelemek isterseniz açıklama kısmına linkini ekli olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Siz de kendinize uygun renk ile çantanızı kolaylıkla yapabilirsiniz dediğim gibi 4,5 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Parçamın bir tanesini tamamladım. Geldim ben. Bakın bağlantı noktamız belli olmadan gayet güzel altıgen bir parça yapıyor olacağız. İki tane parçamızı tamamladıktan sonra yan şeritte yaparak çantamızı tamamlayacağız. Çok basit kolaylıkla bir günde yapabileceğimiz bir çanta. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. 1, iki kez döndürdüm. Tığ yardımıyla içerisinden çekerek sihirli halkamı oluşturdum. Bir, iki tane zincir tığımızı hepim bir kez aldım. Halkanın içerisinden tığımı geçirdim. Bir, iki seferde çekerek ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincirimle beraber iki tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir, iki tane zincir tığımızı hepim bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. Bir, iki tane ikili trabzan bir iki tane zincir tığımızı ipim bir kez aldım halkanın içerisine döndüm bir iki tane ikili trabzan yaptım şimdi iki tane zincir çekiyorum halkanın içerisine döndüm bir 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki boşluk sayımız önemli. 2 zincir çekerek yapmış olduğum boşluklar önemli. 3 tane boşluğumu yaptım. dördüncü boşluğumu yapıyorum. Toplamda sıra sonunda 6 tane boşluğa ulaşmamız gerekiyor. 2 tane zincirimi çektim. Yine halkanın içerisine döndüm bakın. 2 i̇ki tane ikili trabzan dördüncü boşluğumuzu yaptık bir iki tane zincir 5 beşinci boşluğumu yaptım ve altıncı boşluğum için bir iki tane zincir çektim şimdi bakın buradaki ikişerlik ikili tırabzanları saydığımda 1 2 3 4 5 6 tane grup yapmış olduk dediğim gibi yine altı tane de boşluğumuz olmuş oldu şimdi ilmek e, sihirli halka için olan ipimi iyice çekiyorum Burada iyice sıkılaştırıyoruz. Orta boşluğumuzu kapatıyoruz yani. Daha sonrasında arkada herhangi bir yerden tığımı geçiriyorum ve buraya düğümleme yaparak sabitliyorum. Zamanla orta boşluk kısmında büyüme olmasın diye bakın tığımla ipimi çekip buraya düğümleme yapıyorum. E sıktım. Daha sonrasında ilmeğimi tığıma aldım. Şimdi bir üst sıraya geçişimizi sağlayacağız. Ama bağlantı noktamız belli olmayacağı için. Bakın benim şu anda baktığınızda görebiliyor musunuz? Bir üst sıraya başlangıcımı burada yaptım. Ama görüntü olarak gayet güzel gözüküyor. Şimdi iki tane zincirimi çekmiştim. Burada ilmeğimi bırakıyorum. İki tane zincir çekerek başladığım boşluktan bakın. Tığımı geçirdim. Öne doğru. Arkadan öne doğru. Bu bırakmış olduğum ilmeği tığ yardımı ile örgümün arkasına çektim. Bakın burada. Böyle iyice çekiyorum. Birazcık genişlettim. Buradan da sıktım. Daha sonrasa bu parçamı içerisinden geçirdim. Ve şöyle yavaş yavaş ipimizi çekiyoruz. Bakın burayı bırakmamamız gerekiyor ki genişleme olmasın. Daha sonra iyice çekip sıkılaştırıyorum. Burada bu şekilde düğümleme yapmış olduk. İkinci sıram için tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın direkt. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. ipimi çektim. Ve tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım hemen yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ipimi bir iki seferde çekerek ikili trabzan yaptım tırmızı ipim bir kez aldım iki zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geldim bir tane ikili trabzan bir iki tane zincir tırmızı ipim bir kez aldım halkanın içerisine dönüyorum bir tane ikili trabzan Devamında bir yan sırada ikişer tane ikili trabzan yapmıştık. Hemen birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yine aynı şekilde iki tane ikili trabzanımı yapmış oldum. İki zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir, 2 tane zincir tığımızı hepim bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1 tane ikili trabzan. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. 1 tane ikili trabzan ve yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. 1 tane ikili trabzan, 2 i̇ki tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa da 1 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 tane ikili trabzanımı yaptım. Devamında 2 iki tane ikili trabzan tepesine ikili trabzan ve boşluğa gelip yine 1 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde bir tane kenarda baktığımızda 4 tane ikili trabzana ulaşmış oluyoruz. Şimdi başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Son boşluğuma bir tane iki trabzan iki tane zincirimi çektim ve tekrardan aynı boşluğun içerisine dönerek bir tane daha ikili trabzan yapıyorum başlangıç kenar için. Burada iki tane iki trabzan tepesine battığımız için şimdi sıramızı kapatıyoruz. Çünkü bu kenarda da yine dört tane iki trabzana ulaşmış olduk. İlmeğimi bıraktım. Bakın buradaki ilmeğimi bırakıyorum. Daha sonrası buradaki zincirin tepesinden Şöyle boşluktan tığımı geçirdim. Buradan ilmeğimi arkaya çekiyorum. Bakın tığ yardımıyla örgümün arkasına çekiyorum. Ve çekmiş olduğum halkamı uzatıyorum. Daha sonra içerisinden parçamı çektim. Ve ipimi şurayı iyice sıkılaştıralım. İpimi çekerek düğümlüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir sıra için tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki bakın trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. ipimi çekip tek seferde çektim ve bir tane zincir çekerek ikili trabzan yapmış olduk. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki iki trabzanın tepesine geliyorum ve iki tane ikili trabzan yapmış oldum yan yana. İki zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 tane zincir tığımızı hepim bir kez aldım halkanın içerisine dönüyorum ve 1 ikili trabzanımı yaptım devamında bir aslanı 4 tane 2'li trabzanımız vardı hepsinin tepesine bir tane 2'li trabzan yaparak 4 tane ikili trabzana ulaşıyor olacağız 2 3 ve 4. Ve boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki tane zincir. Şimdi burada bir tane kenarımızı tamamlamış olduk ve saydığımızda 2, 4, 6 tane ikili trabzan'a ulaştık üçüncü sıramızda. iki tane zinciri çekmiştim. Tığımıza hepim bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. Bir tane ikili trabzan yaparak diğer kenar başlangıcı mı yaptım? devamında yine ikili trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan, iki zincir, bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yani başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Sonuna kadar geldim. Aslında son boşluğumun içerisindeyim. Bir tane iki trabzanımı yaptım buradaki kenar için. Baktığımda 3 tane iki trabzanım var. Bir tane daha yaptım. 4 tane iki trabzan. Bir kenarda 6 tane iki trabzanımız vardı. Yani 2 tane daha iki trabzan yapmam gerekiyor. Tığımızı ipim bir kez aldım. Birinci iki trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımızı ipim bir kez aldım. Bakın burası bizim bağlantı noktamız. Yani bir üstte geçişte ilmeğimi arkaya çekmiş olduğum nokta. Buradaki boşluktan şu şekilde tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve toplamda bir kenarda 6 tane ikili tırabzana ulaşmış oldum. Burada muntazam bir görüntüye ulaşmak istiyorsak altıgen parçamızda mutlaka buradaki ikili tırabzan sayısı önemli. Her seferinde sayarak ilerlersek daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi ilmeğimi bırakıyorum. Daha sonrasında buradaki yine bakın zincirin tepesinden tığımı geçirdim. Önden arkaya doğru. Daha doğrusu arkadan öne doğru. Ve ilmeğimi arkaya çektim. İpimi uzatıyorum. Açıyorum. Ve burada içerisinden parçamı geçirdim. Ve ipimi hemen şöyle dibinden tutuyorum. Ve buradan ipimi çekiyorum. Şöyle düzeltelim. İyice düğümledik. Üçüncü sıramızı tamamlamış olduk. Bu şekilde dördüncü sıram için başlangıç yapıyorum. Tığımı elime aldım. Hemen şöyle ipi üzerinden atıyorum. Daha sonrasında bakın buradan ipimi arkaya almış olduğum nokta. Hemen yandaki iki trabzanın tepesinden şöyle boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek e, yarım trabzan yapıyorum, üzerine bir zincir çekiyorum, ikili trabzan yapmış kabul ediyoruz. Tığımıza ipim bir kez aldım, yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum, bir tane ikili trabzan yaptım, iki zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa giriyorum, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonrasında bir, iki tane zincir, tığımızı ipim bir kez aldım, halkanın içerisine dönüyorum, bir. Devamında bir alt sırada 6 tane ikili trabzan yapmıştım. Hepsinin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra iki zincir çekerek yapmış olduğum noktadayım, boşluktayım. Bir tane ikili trabzan yaptım ve iki tane zincirimi çekiyorum. Şimdi burada şöyle düzeltelim. Bir kenarda ne kadar ikili trabzana ulaştık? 2, 4, 6, 8 tane ikili trabzana ulaşmış olduk dördüncü sıramızda. 2 tane zincir çektim. Aynı boşluğa dönerek 1 tane ikili trabzan ve devamında trabzanların tepesine 2 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada tığım hepim bir kez alıyorum. Bakın ilmeğimizi arkaya çekmiş olduğumuz noktadan hemen şöyle bakın. Tek daldan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaparak Son kenar kısmında da 8 tane ikili trabzanı tamamlamış oluyorum. Daha sonra ilmeğimi bıraktım ve buradan tığımı geçiriyorum. Arkadan öne doğru ilmeğimi içerisinden çektim. Ve uzatıyorum. Parçamı içerisinden geçirip iyice sıkılaştırıyorum. Buradaki ipimi çekerek. Ve bu şekilde bakın sıramı tamamlamış oldum. Dördüncü sıramızı tamamladık. Beşinci sıram için tığım üzerine şöyle ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki bakın bu noktadan değil yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çektim. Üzerine bir tane zincir çekerek ikili trabzan yapıyorum. Yandaki iki trabzan tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Ve yandaki ikili trabzan tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan, iki tane zincir çekerek buradaki kenar boşluk kısmına kadar geldik. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. Bir tane ikili trabzan. Devamında bir asla da 8 tane ikili trabzan yapmıştık. Hepsinin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2

Köşe boşluğuma geldim. Bir tane ikili trabzan ve bir iki tane zincir çektim. Şöyle düzeltiyorum parçamı. Şimdi burada 5 sıramızda bir kenarda ne kadar ikili tırabzana ulaşıyoruz? 2, 4, 6, 8, 10 tane iki trabzana ulaşıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda bir üst sıranın, başlangıcını yine aynı şekilde yapıyoruz. yeteri kadar detaylı bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde parçamızı istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ediyorum. Şimdi istediğim uzunluğa ulaştım. 9 sıra gittim toplamda. Burada dilerseniz istediğiniz uzunluğa kadar uzatmaya devam edebilirsiniz. Şimdi burada sizlerle ölçümü paylaşmak istiyorum. 27 santim. 30 santim ölçülerin ölçüsünde altıgen parçamızı tamamlamış olduk. Buradan sonra ne yapıyoruz? Şimdi üzerine bir sıra daha gideceğiz ama bu sıramızda yani 10. sıramızda herhangi bir arttırma yapmadan devam edeceğiz ve sıramızı tamamlayacağız artık parçamızı tamamlayacağız. Bakın ipimi yine arkada aynı şekilde düğümlemiştim. Tığımın içerisinden geçiriyorum bakın bu şekilde. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Ve tek seferde çektim. Üzerine bir tane zincir çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Boşluğa geldim. Boşluktan tığımı geçirdim. Bir. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. Bakın hiç zincir çekmedim. İki tane ikili trabzan yaptım. Tek farkı 10. sıramızda buradaki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Herhangi bir zincir çekmeden. Devamında yine her ikili trabzanın tepesine bir tane iki trabzan. Boşluğa geliyorum. Arada zincir çekmeden 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde başlangıç noktama kadar devam edip geliyorum. Şimdi parçamızı tamamladıktan sonra bakın bu şekilde ilmek belirleyiciler ile yan şerit parçamın nereye geleceğini belirledim. Nasıl bir belirleme yaptım? En son sıramızda arada herhangi bir zincir çekmeden iki tane iki trabzan yapmıştık boşluğa. Bir tanesi buradaki kenar için bir tane trabzanın buradaki en üst kısım için geçerli. Buradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. boşluğuma ilmek belirleyicimi taktım. Devamında buradaki kenar için sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Boşluğuma takmışım. Bakın hemen düzeltiyorum. 12. Boşluğuma ilmek belirleyici takıyorum? Bunlar bizim kenar şerit parçamızın hangi noktaya gelsin istiyorsa onun için belirlemiş olduğumuz nokta. Burada kenar parçamızın beraber başlangıcını yapalım. Hemen parçamı kenara aldım. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum, döndürdüm. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincir çekiyorum 12. zinciri parmağımla tuttum bir tane zincir çektim ve 12. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki zincir içerisinden tığımı geçirdim. İki tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek bir tane sık iğne. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her zincir içerisine bir tane sık iğne yaparak son zincirime kadar devam ediyorum. Son zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Daha sonrasında örgümün diğer tarafını dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve bu şekilde her boşluk içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonundaki son boşluğundan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buradaki başlangıçta bir zincir çekerek dönüş sağladığım için şu sondaki boşluktan da tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 12 zincir bir zincirle beraber dönüşümüzle beraber 13 tane sık iğneye ulaşmıştık. İkinci sıramda da yine saydığımda 13 tane sık iğneye ulaşmış oldum sıra sonunda. Buradaki sayımız önemli. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim bir tane sık iğne ve bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son boşluğuma bir tane sık iğnemi yaptım. Burada sondaki başlangıç noktamızı yani şuradaki görmüş olduğum dala batma işlemi yapmadan dönüş yaparsam bir tane sık iğnemi eksiltmiş olacağım. Çünkü şu anda saydığımda sıra sonunda 12 tane sık iğne ulaşmış oluyorum. Ve bakın buradaki Görmüş olduğum daldan şöyle esneterek tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek bir tane sık iğne ve saydığımda 13 tane sık iğneye ulaşmış oluyorum. Hem de bu şekilde bakın kenar kısımlarımızı düz bir şekilde ilerletmiş oluyoruz. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. Bir tane zincir. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Şimdi kenar parçamız hep aynı şekilde devam ediyor ta istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar. Buradaki belirlemiş olduğum nokta kısımlar benim ölçümü belirliyor. Bu parçamı buraya göre eşit gelecek şekilde ayarlayıp geliyorum. Şimdi istediğim uzunluğa ulaşana kadar yan parçamızı tamamlayıp geldim. Burada 82 sıra boyunca gittim ama başlangıçta ölçünüzü nasıl belirleyeceğinizden bahsetmiştim. Buradaki ilmek belirleyicilerin olduğu noktaya kadar şerit halinde tamamlamış oldum. 82 sıra yeterli, yeterli bir ölçüde oldu benim için. Bu şekilde ölçtüğümde de bakıyorum hemen 66,5 cm uzunluğunda eni ise 11 santim 10 buçuk hatta santim eninde genişliğinde parçamızı tamamlıyoruz ipim hala bakın burada ipimi kesmeden ilmek yürütme yaparak birleştirmeye başlayacağım hemen diğer parçamı elime alıyorum ilmek belirleyicimin olduğu boşluktan itibaren ilmek yürütme yaparak birleştireceğim hemen burada ilmek belirleyicimi çıkardım çıkarmış oldum boşluktan tığımı geçiriyorum ve alttaki ilmeğimi üste çektim ve yandaki boşluktan tığımı alta geçiriyorum bir alttaki parçamızdaki boşluktan tığımı geçirip üste kadar çekiyorum ve ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum alttaki parçamda boşluktan tığımı geçirdim ipimi üste çekiyorum ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yandaki boşluktan tığımı geçirdim alttaki boşluktan ipimi üste çekiyorum ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yaparak birleştiriyorum bu şekilde ilmek yürütme yaparak diğer ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar birleştirip geliyorum ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar birleştirme işlemimi tamamladım burada ipimizi kesmeden devam ediyoruz ilmek yürütme yaparak diğer tarafa geçişimi sağlıyorum. Hemen yandaki bakın boşluktan tığımı geçirdim. İpimi üste çekip ilmeğimi içerisinden geçirdim. Yandaki boşluğa geliyorum, ipimi içerisinden çekiyorum. Yani ilmek yürütmeye aynı şekilde bu noktaya kadar devam edelim. Son boşluğundan tığımı geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Buradaki boşluğundan geçiriyorum tığımı ilmek yürütmemi yapıyorum ve buradaki parçamın üzerinden devam ederek buradaki noktaya kadar ilmek yürütme yapıyoruz. Daha sonrasında diğer parçamızı birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi son boşluğundan tığımı geçirip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım ve ilmeğimi bıraktım. Daha sonrasında buradaki ilmek belirleyici takmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum ve boşta duran ilmeğimi üstten geçirdim. Daha sonra bir alttaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen boşluktan tığımı geçirip ipimi üste çekiyorum ve ilmeğimin içerisinden geçirip ilmek mi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Altta karşılık gelen noktadan ipimizi çekiyoruz ilmeğimizi içerisinden geçirip ilmek yürütme yapıyoruz. Bu şekilde aynı diğer parçamızda yaptığımız gibi ilmek yürütme yaparak devam ediyoruz. Eşit boşluğa ulaşana kadar. Dilerseniz ilmek yürütme yaparak birleştirme çok zorluyorsa sizi dikerek de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar geldim. Birleştirme işlemini tamamladıktan sonra yine diğer tarafta yapmış olduğum gibi hemen birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğim içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım. Burada diğer kenar kısmına kadar yine sıra boyunca ilmek yürütme yapmaya devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilmeğimi bırakıyorum. İçten tığımı dışarıya doğru geçirdim ve ilmeğimi örgümün içerisine çekiyorum. Artık ipimizi düğümleyip kesiyoruz. Hemen bir tane zincir çektim. Bir tık uzun bırakıp kesiyoruz ki daha sonra gizleyebilmek için ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi askıya. Diğer tarafın askısını yaptım, geldim. Buradaki askıyı beraber yapacağız. Hemen ipimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcı mı yaptım. Burada ters bir örgü değil düz kısmında bir örgü yapmak istiyorsanız başlangıcını örgümüzün içerisinden yapıyoruz. Burada hatırlarsanız kenar kısımlarda köşe kısımlarında en son sıramızı sadece iki tane iki trabzan yapmıştık. Hemen ortasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum ve tek seferde çekerek bir tane sık iğne. Tekrardan aynı boşluğun içerisine döndüm. iki tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Şimdi şöyle örgümün diğer tarafına dönüyorum ve burada birinci sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra döndürdüğümüzde bakın burada görmüş olduğumuz boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Hemen dönüyoruz. Bakın yine buradaki noktadan tığımı geçiriyorum ipimi çektim, yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim, iki tane ilmeğim var, içerisinden geçiriyorum. İlmeğimi bıraktım, örgümün ön tarafına dönüyorum. Buradaki bakın boşluktan tığımı geçirdim, ipimi çekip tek seferde çekiyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bakın hep biraz sıradaki yanda görmüş olduğumuz, bakın buradaki daldan tığımızı geçirip tek seferde çekiyoruz. Bu askıyı daha önce çalışmıştık. Detaylı anlatımını izlemek isterseniz açıklama kısmına linkini ekliyor olacağım. Şimdi bu şekilde istediğiniz askı uzunluğuna ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi askı için istediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Ve burada iğne yardımı ile diğer askıyı sabitleyeceğiz. Çünkü tığ yardımı ile yaptığımızda görüntü olarak çok güzel gözükmüyordu. O yüzden iğne yardımı ile diğer askıyı dikerek sabitliyoruz. Hemen şöyle bir düzeltme yapıyorum. Yine buradaki köşedeki iki tane yapmış olduğum sık iğnenin tam orta boşluğundan iğnemi önden arkaya doğru geçirdim. Daha solsa burada parçamda da boşluktan şöyle iğnemi geçiriyorum. Tekrar bir kez daha Bakın buraya sabitliyorum. Bakın görüntü olarak aynı oldu. Şimdi iğnemi içeride düğümleyerek gizleyeceğim. Düğümlüyorum. Ve birkaç kez arada şöyle yürütme yapıyorum. Ve ipimizi kesiyoruz. Ve bakın bu şekilde çantamızı da tamamlamış olduk. Gayet güzel, kullanışlı büyük bir çanta çalışmış olduk. 2,5 yumak kullandım. 3 yumak almanız yeterli olacak. Dilerseniz daha küçük de çalışabilirsiniz. Ben kullanışlı olması açısından bir tık böyle orta boyutta bir çanta çalışmak istedim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.